Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni yazılımımızla alakalı bilgiler vereceğim. Yeni yazılımımıza bazı değişiklikler yaptık. Kullanımı ve anlatımı hakkında bilgiler vereceğim. Cihazımızı açıyoruz. Sol üst köşedeki Bluetooth'a tıkladığımızda izin ver diyoruz arkadaşlar. Buradan Bluetooth'un açılmasını sağlıyoruz. Buradan yine sağ taraftaki en üstteki bağlan butonuna tıkladığımızda da cihazımıza Bağlanıyor. Bu cihazı daha önce kullanmamıştım. Buradan gelip ayarlar kısmından bluetooth ayarları Daha önce başka bir cihaz vardı. Bunu kaldırarak Cihaz ara Dediğimizde burada GTR Strong Cihazımız gelir 2, 3 4 şifremizi yazarız Tamam deriz bu şekilde Bağlandığını görüyoruz. Buradan geri çıkarız. Buraya bağlan dediğimizde tekrardan Cihazın bağlandığını ve şarj durumunun göründüğünü görürüz arkadaşlar. Adım sayımız ileriye doğru 20, yana doğru 5 sıra şeklinde ayarladık. Bunu istediğimiz gibi değiştirebilir veya yükseltebiliriz arkadaşlar. Ben bir burada deneme çekimi sizlere anlatacağım için, bunu biraz daralttım yana doğru. Siz genelde ileriye doğru 20-25 sinyalden aşığı, örneklemeden aşığı almayın arkadaşlar. Bu önemlidir. Paralel çekimimiz, zikzak çekimimiz, sağdan sola ve soldan sağa doğru çekimler ekledik Arkadaşlar bunu Boxer kullanan arkadaşlar sağdan sola soldan sağa diye değiştirebilirler manuel ve otomatik seçeneklerimiz var buradan gördüğümüz gibi yine ayarlar kısmına geldiğimizde Toprak 1 ve Toprak 2 var arkadaşlar GTR Strong kullanıcılarımız kesinlikle Toprak 2 seçeneğinde kullanmaları gerekiyor Buradan yine titreşimi, açma, kapama ve butonun yerini belirleme. Ben butonun yerini sağda solda değil, orta altta belirliyorum arkadaşlar. Buradan geri çıkıyoruz, çekim alanımıza geldiğimizde öncelikle bir çekim yapıp kaydedeceğim. Bunu örnek çekim olarak yapıyorum sizler için. Yalnız çekimlerimizi yaparken arkadaşlar cihazımızı kesinlikle yere yapışacak şekilde sabit manuel çekim yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada göstereceğim. Çekime başla dediğimizde ekran geliyor. Ortada kırmızı butona bastığımda manuel çekim yapacağım. Cihazımı komple yere yapıştırıyorum. Basıyorum arkadaşlar. 30 cm ileri alıyorum. Yere yapıştırıyorum. Basıyorum. 30 cm ileri alıyorum. Yere yapıştırıyorum. Basıyorum. Bu şekilde e, manuel çekim yapmanız daha sağlıklı. E, örnekleme almanızı sağlar arkadaşlar. E, bu şekilde çekimimizi gerçekleştirebiliriz. İleriye doğru dediğim gibi... E, 20 sinyalden aşağıya örneklem almayın arkadaşlar. Bu sizler için iyi olacaktır. Ben bunu örnek çekim olarak yapıyorum. Sizlere anlatım için, kayıt için, ee, metrelemeyi görmemiz için, rakamsal verileri görmemiz için arkadaşlar. Ama manuel çekimde yavaş yavaş. Yere komple cihazı yapıştırarak adım adım e, çekim yaparsak bizler için en sağlıklı çekimi gerçekleştirmiş oluruz arkadaşlar. Çekimimiz bittikten sonra e, cihazımızı kapatmadan. Üst tarafta sağ üst tarafta disk işareti var. Kayıt işareti. Ona bir kere bastığımızda arkadaşlar karşımıza bu şekilde e, bir kayıt ekranı gelecek. İlk cihazımızı kullananlar yine üst köşede artı dosya içinde artı işareti var. Buna tıkladığımızda e, bir dosya adı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada ilkin kendimize bir dosya açmamız gerekiyor. Buna e, basaraktan. Mesela ne diyelim e, çekimler dosyası diye bir dosya açıyoruz burada OK diyoruz arkadaşlar bunu normalde e, şimdi CSV ve e, grit olarak kaydetmemiz gerekiyor ilk her zaman ilk çekmiş olduğumuz çekimi e, arkadaşlar grit olarak kaydetmemiz gerekiyor buna isim verelim deneme çekimi bir diyelim öncelikle grit olarak kaydetmemiz gerekiyor. niçin grit olarak kaydetmemiz gerekiyor çünkü Çekmiş olduğumuz datayı tekrardan telefonumuzda açabilmemiz için grid olarak kaydetmemiz gerekiyor. Kaydettik. Eğer biz bunu bilgisayara aktarıp GCV formatında bakmak istersek yani Vox'lerde bakmak istersek bunu GCV formatında kaydetmemiz gerekiyor. Tekrardan kayıt seçeneğine tıkladığımızda GCV'yi seçiyoruz. Deneme çekimi. Buraya bir 1 diye ekliyorum. Bir farklı isim olarak aynı isim olmasın diye. Bunu da CSV olarak, CSV'yi işaretleyip e, kaydedebiliyorum arkadaşlar bu şekilde. Tabi bunları e, sonra buradan ekranımızı büyütelim, düzelteyim. Burada ızgaramız var. Izgaramızı kaldırdığımızda, açtığımızda rakamsal verileri görüyoruz. Izgaramızın yanındaki çizgili yere tıkladığımızda ortadaki yere tıkladığımızda metrelemeyi görüyoruz arkadaşlar burada metrelemede artık e, şeyleri kaldırdık toprak yapılarını mildir nötürdür e, kirli topraktır hafif minerallidir bunları kaldırdık tek tip toprak yapısında buradan metrelemeyi görüyoruz yine biz buraya tıkladığımızda üzerine bir kez daha tıkladığımızda hem rakamsal veriyi bir kez tıkladığımızda ise metrelemeyi görüyoruz arkadaşlar burada yine yanındaki seçeneklerinde interpolasyon ayarlarına e, girebiliyoruz buradan. Onu da yapabiliyoruz. E, zaten onlara çok bir gerek kalmıyor. Cihaz ekranında var olan yerler insan eliyle oynanmış, kapatılmış noktaları zaten bariz bir şekilde e, görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çekimimiz bittikten sonra e, buradan geri çıkıyoruz. Geri çıktıktan sonra canlı tarama. Bu bir önceki modelimizde vardı arkadaşlar. Ekstra olarak sesli tarama. Şimdi birazdan sesli taramayı da anlatacağım ben sizlere. Ee, şimdi e, canlı tarama özelliğini anlatacağım. Canlı tarama özelliğine geldiğimizde bu şekilde bir grafik ekran çıkıyor. arkadaşlar. Devam ettiğimizde <laughs> toprak üzerinde e, okumaya başlıyor. Biz burada e, boşluğa doğru geldiğimizde e, bu çizgilerin aşağıya doğru indiğini, tabana doğru indiğini bir metalin üzerine geldiğimizde ise yukarıya çıkıp bu şekilde e, okumuş olduğu rakamsal değerlere göre Yükseklik ve alçaklık bildirecektir. Boşluğun üzerine geldiğimizde de bu şekilde tabana yakın mesafelere gelecektir. Bu şekilde kayaların üzerinde yavaş sensörleri yani anteni cihazı sallamadan yavaş hareket ederek kaya boşluklarında tespit edebiliriz. Kayanın içindeki kaya kasalarını özellikle kaya mezarları tespit edebiliriz. Normal toprakta da tespit edebiliriz. Ama toprakta tabii ki biraz tercüme gerektirebilir. Öncelikle bir arazide gezerek toprakta kaç değerlerde okuduğunu takip ettiğimizde o yüzeyde değişiklik gösteren e, mezar şekli alabilecek değişiklikleri, oda şekli alabilecek değişiklikleri yakaladığımız takdirde e, bu canlı tarama özelliğiyle arkadaşlar odadır, mezardır, e, boşluktur, e, metaldir tespitleri de gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi bunları cihazı sallamadan yavaş hareketler ederekten bu canlı taramamızı. Bu şekilde kullanabiliriz buradan geri çıktığımızda e, Sesli taramaya geliyorum arkadaşlar sesli taramaya geldiğimizde burada rakamsal veriler Çıkıyor karşımıza e, Sağ tarafta da sıfırdan 40'a kadar Rakamlar var bu rakamlar Cihazda e, Şunu gösteriyor arkadaşlar mesela biz bunu ona ayarladığımızda Arazide 10 birimlik bir rakamsal veri değiştiğinde Cihazımızın Ötmesi gerektiğini söylüyoruz veya 30 ayarladığımızda 30 birimlik bir değişme ben şimdi 30 ayarlıyorum Toprak butonuna basıyorum 136 değerlerdeyim. 30 birim değiştiğinde cihazın ses verdiğini duyacağız arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi şimdi buradan geliyorum. 30 birim değiştiğinde bakın metal üzerine geldiğimizde bize bu şekilde kırmızı tonlarda. Buradan çıktığımızda boşluk üzerine geldiğimizde ise mavi tonlarda bu şekilde bize gösterecektir. Metal üzerine geldiğimizde yine bu şekilde. Bunu arazide yine e, kullanabiliriz. E, bunu da yine bir dedektör mantığıyla değil ama oradaki değişkenlikleri görmemiz. Rakamsal e, ben 30 ayarladım bunu 10'a da ayarlayabiliriz. Onu ayarlarsa biraz hassas olur. Bunları biraz daha e, yükseltebiliriz, düşürebiliriz, 60'a kadar ayarlayabiliriz. Aramış olduğumuz mezardır, odadır, tüneldir. Ona göre rakamsal verilerde değişiklik gösterebiliriz. Örnek veriyorum büyük bir oda arıyoruzdur. Tabi 40 birim değişiklik bize yeterli olacaktır. Mesela 40 birim değişiklik bunun başlangıç ve bitiş noktalarını ötmeye başladığı ve bittiği noktaları işaretleyerek de arkadaşlar bir odanın bir mezarın şeklini de çıkarabiliriz. Tabii ki bunu gerçekleştirirken gayet yavaş ve sakin kullanmalıyız. Yani normalde böyle cihazımızı çok böyle yere değecek şekilde, çok yavaş hareketlerle arazide gezerekten de e, bu şekilde de tespitlerimiz olabilir. Tabii ki de bu dedektör mantığı ile değildir. Manyetik alanların okumasını gerçekleştirdiği için. Ama belki oradaki insan eliyle oynanmış değişikliklerde kesinlikle sizlere bilgi verecektir. E, mantıklı ve güzel kullanıldığında e, kullanıcı için, özellikle defineci arkadaşlar için büyük bir fayda sağlayacak özelliktir arkadaşlar bu. Yakın zamanda... Arazide bununla alakalı görsel olarak bir odanın tespiti, bir metalin tespiti ee hakkında ee sizlere de ee görsel olarak anlatımlı ee kullanımını izah edeceğim. Yanlış kullanımları önlemek için arkadaşlar muhtemelen de ee önümüzdeki günlerde bunun videosunu da ekleyeceğim. E buradan da bakaraktan da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz bu, bu şekilde 30 birim. Buradan bunu yükseltebilirim 60 birim değişmediği takdirde yine orta sabit değerlere gelirim. Orada toprak tuşuna basarak sıfırlarım. Şu an mesela 57 değer değişmediği sürece ötmeyecek. Bekliyoruz. Bakın. 57 değer değiştiğinde 57 değer ve üzeri değişiklik gösterdiğinde ötmeye başlayacak cihazımız. Yine buradan boşluğa doğru geldiğinde yine 57 değeri geçmesi gerekiyor ki bize sesli olarak tepki versin. Bu özelliğimiz gerçekten de güzel kullanıldığı takdirde mantıklı kullanıldığı takdirde Defineci arkadaşlar için e, kaya boşlukları, kaya kasaları, e, kaya içindeki oda mezarlar, toprak içindeki metal tespitlerinde ve toprak içindeki, toprak altındaki mezar tespitlerinde büyük fayda sağlayacaklar. Bunun için de mantıklı hareket etmek lazım. Her e, sıfır değere yaklaştığında, her düşen değere yaklaştığında, her yükselen değere yaklaştığındaki noktaların direkt e, bodozlama bir şekilde kazılmaması gerekiyor. Mesela ben bir mezarlık alana girdiğimde, bir mezar arıyorsam o mezarın e, şeklini, e, biçimini öncelikle sesli taramada veya canlı taramada çıkarırım. Yine kazmam, tekrardan bir de 3D çekimini gerçekleştiririm buranın, emin olmak adına ortalarım. Ortalı bir şekilde bunun çekimini gerçekleştiririm, geniş bir çekim gerçekleştiririm. Burada da gördüğüm takdirde e, ben burada bir e, kazı gerçekleştirebilirim. Yalnız dediğim gibi her şeyi mantıklı hareket etmek lazım. Bunların da zaten kullanımıyla alakalı kullanıcılar yanlışa düşmesin diye arazide görsel olarak anlatımlarını da yapacağız arkadaşlar. Bir odanın tespiti konusunda kesinlikle sizlere büyük fayda sağlayacak özellikler ekledik. Dediğim gibi buradan tekrardan çıktığımızda burada yine dosya aç bölümü var. Dosya aç bölümüne geldiğimizde test buradan açabiliriz arkadaşlar eski çekmiş olduğumuz dataları. Veya buradan geldiğimizde dosya aç bölümüne tıkladığımızda bir başkasına WhatsApp'tan göndereceğimiz zaman buraya tıkladığımızda WhatsApp seçeneği çıkıyor. O dosyamızı da başka bir kişiye de gönderebiliriz.